Ben merhabalar. Bir haftadır yaklaşık olarak karşınızda yoktu. Bomba gibi mi döndüm derseniz bugün size bambaşka bir diyara götüreceğim Sims'in. Böyle gizli kapılarını aralayacağız. Sihirli diyarlarına gideceğiz. Yani bunun için aslında bir tanesini göstermiştim bir videoda. Hani onu izlediyseniz bir tanesini zaten biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenler için hepsini şimdi tek tek geçeceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim, sizi uzaya bile götüreceğim. O zaman çok uzatmadan artık videoya geçelim. Evet, şimdi videoda bize bu hanım kızınız eşlik edecek. Böyle canım sıkıntılı için yaptığım simlerden bir tanesiydi. Şimdi haydi bakalım başlayalım. İlk olarak şimdi size nerede olduğumu söyleyeyim. Şu map'teki birinci olana Willow Creek City'ye giriyoruz. Ardından şurada bulunan arsaya giriyoruz. Ben zaten Simi'nin bu arsada yaşadığı için direkt oraya gidiyorum. Çünkü dediğim yere ulaşmanın en kolay yolu bu arsadan geçiyor. Şöyle komşunun arka bahçesinden gittik gittik gittik. Şurada böyle değişik bir ağaç var. Şimdi bu ağacın yanına geleceğiz. Şimdi kızımız geldi ve dedi ki, aa bu kadar değişik bir ağaç var dedi. Neymiş böyle falan. Evet, üstüne tıkladık ve This Choose Natural diye bir seçenek çıktı. Şu anda ağaçla konuşuyor kızımız. Diyor ki, bak sana su verdim canım. Bana güzellik yap. Açıldı mı ya? Burada bir kapı açılması gerekiyor. Allah Allah. Normalde direkt buraya girebiliyorduk bu arada. Şimdi baya baya uğraştırıyor. Hah işte kapı açıldı. Demek ki birazcık konuşmak gerekiyormuş. Bir derdimizi anlatmamız gerekiyormuş öncelikle. Evet, şimdi kapımız açıldığına göre artık içerisini bir keşfedebiliriz. Evet, böyle meraklı meraklı kızımız içeriye girdi. Şimdi size birkaç tane soru soracak. Bu soruların ardından da sihirli dünyamıza geçiş yapmış olacağız. Ağaç macerası. Şimdi biz sizi takip edelim. Bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte çok karanlık bir yer değil. Biraz ışıltı ve birazcık da ses varmış. Biz sizi takip ettik. Kızımızın adı Mila. Mila biraz daha derine iniyor ve biraz daha karanlık olduğunu fark ediyormuş. Yumuşak bir su sıçraması ona derin bir sığ bir dereye adım attığını söylüyor. Aşağı akışı takip et, yukarı akışı takip et diyor. Biz şimdi burada yukarı akışı takip edeceğiz. En az direnç gösteren yolu seçmek, bunun kanalizasyon şebekesinde bitmeyeceğini bulmak, Mila'nın dikkatli ve uğursuzca parlayan ruhani bir ses yüzünden dağılıyor. Sese girin, Minsta'dan kaçın diyor. Yani mistik olan yerden kaçın diyor. Biz gideceğiz, şimdi içine giriyoruz. Ve bu artık bizim son uyarımız. Siz sisler kadar sıcak ve arkadaş canlısıdır. Uyarmadan Mila o zaman kendi etrafına döndüğünü hissediyor ve mağaraya giden bir çıkış şimdiden yüzüne bakıyor. Ve en son Travel to Glade diyoruz. Ok diyoruz ve yine dünyamıza geçiş yapıyoruz şu anda. Ve işte daha önceden de zaten geldiğimiz yere geldik. Böyle pembe bir diğer kaptan şöyle tam tuşuna basarak bakalım. Şöyle pembe ağaçların olduğu masalsı bir diyara geldik. Burada farklı bitkiler, tohumlar ve şu gölde farklı balıkları bulabiliyoruz. Onları keşfedebiliyoruz. Şöyle hızlıca etrafa bir bakalım. Neler varmış yerlerde?
Yani daha çok burada işte balık falan da bulunuyor. Hatta şey, angelfish diye bir tane balık türü var. Bu ölüm, şey, diriltme büyüsü falan yapılırken kullanılıyor bu balık. Onu bulmak için buraya gelebilirsiniz. Böyle güzel tatlış bir yer. Şöyle tekrar bakalım. Tablo bakmak daha güzel oluyor. Muhteşem görünüyor. Yani buranın manzarası falan çok hoş. Ağaçlar falan. Burası biraz daha şey böyle. Bakayım. Tabii gidemiyoruz ki. Sadece bulunduğumuz yerdeyiz sanırım. Yüzebiliyor muyuz? Yüzemiyoruz da. Şöyle bakayım. Küçük bir şelale falan var. Evet. Birinci sihirli diyarımız böyle bir yer. Şimdi çok da vakit kaybetmeden bir diğerine geçelim hadi. Bakayım şurada bitkiler falan var. Olmadı birazcık herbestleyelim. Ne yazık ki. Ne yazık ki onlar daha olmamışlar. Ay aslında şey yapalım. Neyse başka bölümlerde. Bir tane şey kısa bir bölüm yapmak istiyorum. Böyle cadılı bir bölüm. O zaman zaten bu diğerlerin hepsini bir çoğunu gezeceğiz. Böyle ayrıntılı. Hatta belki de şöyle yaparız. Atabiliyorsak eğer şuraya bir çadır falan atarız. Bir süre burada yaşarız. Yani deneyebiliriz çünkü neden olmasın. Hadi bakalım şimdi artık eve geri dönelim. Yine ağaca gidiyoruz ve go home diyoruz. Buradan yine kapı açılıyor. İşte Alice harikaların diyarından çıkıyor artık. Aynen. Neyse ki burada şapkacı, tavşan falan yok. Evet, eve dönüyoruz ve böylece ilk büyülü diyarımızdan ayrılıp ikincisine doğru yol alıyoruz. İkincisi için yine bir yolculuk yapacağız. Evet, şimdi ikincisi için Otis Springs'e gidiyoruz. Aslında benim galiba en fazla takılmadığım hep burası. Ama burada da keşfedilmemiş şeyler varmış. Bir bakalım gidelim. Buraya en çok Coldplay'i yakalamaya geliyorum. Şurada şimdi onu da göstereyim. Bir tane küçük bir gölet var. O göletten hemen Coldplay yakalanabiliyor. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Heh, şu küçük göletçikten genelde Coldplay yakalayabiliyoruz. Şimdi sihirli bir madene gidiyoruz. Ben burasını birazcık şeye benzettim. Atiye filmini izlediyseniz orada böyle bir mağaraya giriyordu. O mağaraya benzettim. Bu mağaraya girebilmeniz için ilk önce Handmaid seviyesinizin Handmaid seviyenizin full olması gerekiyor. Ben buraya daha önce girdiğim için şu anda burası açık. Bu kapı normalde tahtalarla şöyle kapalı oluyor. İlk önce o kapıyı kırıyor. Hatta başka bir isimle size onu göstereyim önce. Hadi bizim psikopat kızla gidelim. O zaten burada yaşıyordu. O Springs'te yaşıyordu. Onunla gidelim. Şu kapıyı sadece göstereceğim. Sonra tekrar diğer oyuna devam edeceğim. Neredeydi o kız? Nerede yaşıyordu? O kadar uzun zamandır oynamadım ki. Ha şurada. Gidelim bakalım psikopat kızımızın yanına. Bunu böyle söylememin sebebi bu katil mod vardı ya onu tanıtırken kızı yapmıştım. Yani o zamanlar çok fena şeyler yaşanmıştı. O yüzden bu kızın adı böyle kaldı. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Size sırf o kapıyı göstereyim nasıl olduğunu. Yani azıcık hile kullanacağım burada. Siz de kullanabilirsiniz yani ne zarar olabilir ki? İşte mekanda online'sın. Ha işte şöyle. Bu kapı böyle tahtalarla kapalı ve kıramıyorsunuz. Çünkü diyor ki zaten hidden skill seviyenizin 10 olması lazım diyor. Hemen buradan hile gireceğim ben şimdi. Burada
Buradan da onu tıkladım. Ben bunu yapabiliyorum. Çünkü ben de mod yüklü. Yani bununla ilgili bir mod yüklü. Oyunumda kullandığım modlarla ilgili bir video yapmıştım. Oradan buna ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı olarak nasıl indirdiğinizi ve nasıl yüklediğinizi söylemiştim. UV Cheats modu. Şimdi kızımız buraya gelsin ve şu kapıyı bir kırsın. Sonra tekrar Mine'ye geri dönelim. Evet, böyle çekişlerle falan bunu kırması gerekiyor. O yüzden de o moda ihtiyacımız var. Ya da bu kızla devam edelim ya. Ne olacak ki? Neyse ya, ya da bu kızdan devam edelim. Çünkü o kız orayı keşfetmiş. Bu kız da burayı keşfetsin. Hadi bakalım. Mağaranın içine tıkladım ve Explorer dedim. Dediğim gibi şurasının 10 olması önemli. Yoksa şu kapıyı açıp içeriye giremiyoruz. Karşımıza bir yazı çıkıyor. Ve bu yazıda diyor ki her zaman cesur bir kaşif olan Jun. Jun bu arada kızımızın ismi. Mağarayı keşfetmek için yola çıkar. İki yol var. Bir tanesi dar ve sarkıklı olan. Diğeri ise biraz daha geniş bir yolmuş falan. Hangisinden gitmek istersiniz diye soruyor. Eğer ki dar yolu takip ederseniz engellerle karşılaşıyorsunuz ve pisminiz geri dönüyor. O yüzden geniş yolu yani take weight petki seçmek gerekiyor. Onu seçiyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi karşımıza tekrardan yeni bir yazı geldi. Tehlikeli bir şey denemenize gerek yok. Jun ana daldan aşağı doğru sürünüyor ve kalan boş ışıkta yavaş yavaş yukarıya doğru ilerleyen dönemeçli ve aşağıya doğru inen cılız bir merdiveni görüyor. Geri dönüşü al diyor ve merdivene tırman diyor. Yani biz merdivene tırmanacağız. Ve tata yeni bir şey. Biz burada bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Step on the ledge. Onu seçtik. Yani çıkıntıya doğru adım at dedik kızımıza. Şöyle birazcık hızlandıralım. Ve bu aslında bizim son seçeneğimiz. Yumuşak yosunlu bir yol, güzel bir mağaranın girişini gözetlene kadar Jun'u zahmetsizce götürür diyor. Ondan sonra aşağıdaki seçeneklerden de Grotto'yu ziyaret et ve mağara girişine devam et diyor. Biz Grotto'yu ziyaret ederiz diyeceğiz. Evet, çok eminiz. Hadi gidelim. Ta-ta! İşte şöyle sihirli bir mağaraya geldik. Birazcık şöyle su falan damlıyor. Evet, kapımızın girişi burası. Kızımızın da elbisesinin maşallahı var. Burada birçok maden bulabiliyoruz. Bir sürü şey koleksiyonumuza katabiliyoruz ve dikleyebiliyoruz. Şimdi birazcık öbür kızdan vazgeçmemin sebebi ben onunla oynadım. İlk önce bu mekanların hepsini tek tek gezdim. O yüzden dedim ki şimdi kız bütün becerilere sahip, o yüzden sıfırdan bir kızla oynamak daha mantıklı olacaktır diye. Mesela şunları falan bir dikleyelim. Sağdan soldan bir şeyler alalım. Koleksiyonumuza katarız. Burada dediğim gibi bir sürü yeni madenler bulabiliriz. Hemen şöyle tatlı şu etrafa bir bakalım. Çok güzel burası da. Şöyle buradan küçük bir ışık süzmesi falan var. İşte böyle bir yer. Şu yukarıya falan da bakalım. Çok güzel görünüyor gerçekten şu. Yani dediğim gibi çadır alıp şuralarda kamp yapmayı deneyeceğim. Evet, kızımız bir süre burada yaşayabiliriz. Eğer ki oluyorsa. Şu anda denemedim. Bilmiyorum. Çünkü bunun için gidip çadır falan almam lazım. Onlarla da hiç uğraşmadım. Neticede bu bir tanıtım videosu. Bakın nasıl pırıldıyorlar. Dediğim gibi aynısı Atiye filminde de vardı. Mağaraya geliyordu ve böyle parlayan taşlar falan vardı. Mağara o mağara, evet. O mağarayı keşfettik, bulduk. Bakın bunu bir kitle. Neymiş?
Ama öbür kızla kendine daha çok şey bulmuştum. Neyse, nasıl? Aa, bir şey diyor burada. Ne oldu kız? Neye sevindin bu kadar? Harita mı bulacaksın? Hem buralarda bir sürü keşif yapılabiliyormuş. Bir kapsül bulmuş. Acaba içinde ne varmış? Hadi açalım. Ha, şey çıktı. Bir tane daha kapsül varmış. Acaba onda ne varmış? Çok da tırt şeyler varmış. Neyse, işte burası da böyle. O zaman bir diğer şurada bir şey bulmak. Dur bakalım onu dikleyelim. Boş gitmeyelim ya. Şöyle birkaç tane kristaldir bir şeydir bulalım. Keşke bir de bu suya girip yüzebilselerdi. Ha, tam bir tane de kristal bulduk galiba. Buradan balık da tutabiliyoruz. Evet, buralarda da yine farklı balık türleri yakalayabiliyormuşuz. Ama benim nedense hiç balıkçılığa hevesim yok. Şimdi tutma balık ya. İşimiz gücümüz var. Boş ver şimdi balığı. Hiç böyle balıkçılığa hevesim yok. Yani balık koleksiyonu falan yapıyorlar burada da. Hiç o taraflarda bezim yok. Hadi artık gidelim. Yine kapıya geldim ve go home diyorum. Bir sonraki sihirli dünyamıza gidelim. Evet, şimdi eve geri dönmek istiyoruz. Evet, çok eminiz. Şimdi bundan sonraki anlatacağım için ek paketlere ihtiyacınız var. Outdoor ek paketiniz varsa. Şimdi buradan bir seyahate çıkalım. İlk önce. Şuraya gireceğiz. Granite Falls'a gidiyoruz. Giant Falls olarak söyleyeyim. Bilmiyorum çok. Ondan sonra ilk önce bir kamp alanımıza gidelim. 2 gün kalacağız diyelim. Sonra da şuradaki parka gidiyoruz. National Park. Ya bu geçiş kapılarını bulmak bazen sıkıntı olabiliyor. Ben de o yüzden ilk başta bir bakayım dedim. Kapılar, geçişler neredeymiş diye. Şu videoyu çekeceğim diye başıma gelmeyen kalmadı. Yani şu an üçüncüye çekiyorum diyebilirim. Mikrofonum bozuldu. Ses garip geliyorsa sebebi bu. Ondan sonra ben bu videoyu kaydettim zannediyorum. Kaydetmemişim. Ben video çektim, bitirdim. Kapanışını yaptım falan. Ondan sonra bir baktım ki benim hafızamda olduğu için kaydı durdurmuş. Ben de hiç fark etmemişim. Hiçbir şey yapmışçasına devam etmişim falan filan. Neyse bu üçüncü çekişim olacak büyük ihtimalle. Şu anda kamp yaptığımız ormandayız ve Explorer bulduk dedik. Şeye geldik. Böyle bir ormanlık alana geldik. Şöyle uzaktan da bir bakalım. Şöyle bir alana geldik. Hatta şelale falan var burada. Aynen. Şurada akıyor. Şelale var. Burada da böyle bir tane ev gibi bir yer var. Yani keşif bir şeyse. Buraya geldik ya. Mesela direkt geldiğimizde bulunduğumuz yer şurası, uzaktan da göstereyim. Burada ev var ve kızımız burada. Hemen yaklaşıyorum şimdi ona. Hiç yönünü falan değiştirmiyoruz, tamam mı? Benim bulmakta en zorlandığım yerlerden bir tanesi bu oldu. Tamam mı? Bu şekilde yönümüzü verdik ve dümdüz gidiyoruz. Gittik, bir kaya çıktı karşımıza. Şöyle hafif döndük. Döndüğümüzde şöyle bir kapı var. Yani dallarla çevrilmiş. Bu kayaları aslında takip etmek gerekiyor sadece. Bakayım, şu uzaktan bakarsak daha kolay olacak sanki. Kızımız burada. Kızımız şurada. Tamam mı? Şu taraf komple kayalık ve böyle takip ettik. Şöyle. O kapı da şurada kalıyor. Tamam mı? Yani şöyle yatay bir çizgi çizmemiz gerekecek. Dediğim gibi ben en çok bulmakta zorlandığım bu oldu. Çünkü çok sık ağaçlar var. O yüzden de bulmak biraz zor. Sonra buraya girdik ve Explorer dedik. Hemen orasını bir keşfedeceğiz. Hızlandırayım da çabuk çabuk gitsin. Sonra bize şöyle bir uyarı çıkıyor.
Brand List'i keşfetmek diye. Kesinlikle çalılıklar, dikenler ve tehlikelerle çevrili. Ama bu karar Joe'nun elinde. Yani geriye de çekilebilir, maceraya da atlayabilir diye. Biz burada bu seçeneği tıklıyoruz. Yani ileri adım atıyoruz. Ondan sonra bunu dedikten sonra arkasından hemen başka bir tane daha uyarı çıkıyor. Birkaç dakika boyunca öfkeyle çığlıkları hackledikten sonra, yani biçtikten sonra gibi bir şey sanırım bu. Büyük bir ağ Joe'nun yolunu kapatıyor. İnsan ağının örümceklerle eşleşmesini tercih eder gibisinden bir şey çevirmiş. Ondan sonra alternatif rota bul, web üzerinde gezin gibisinden bir seçenek var. Biz burada aynı hattı takip et gibisinden bir şey diyeceğiz. Go to Trog Web. Sonrasında tabii ki yeni bir uyarı hemen bizi karşılıyor. June parlak bir nesne, June'un gözüne parlak bir nesne çarptı. Kollarını sallayarak, şarkılar söyleyerek neşe içinde çalıklar arasında yürüyor. Tam bir baştan çıkartma gibi bir şey diyor. Ondan sonra yine burada iki tane seçenek var. Nesneyi yok say ve nesneyi al diye. Biz nesneyi yok say diyelim. June yeni bir orman içerisinde yeni bir koy keşfetmiş. Ondan sonra işte orasını yolculuğa çık falan gibisinden bir şeyler diyeceğiz. Ondan sonra daha derinliklere gidiyor. Ok dedik ve yeni bir yeri keşfetmeye başlayabiliriz. Geldiğimiz yer ormanlar çok farklı değil aslında. Vay. Sadece burada farklı şeyler keşfedebiliyoruz. Mesela bunları koleksiyonumuza ekleyebiliriz. Farklı kişilerle de karşılaşabiliyormuşuz burada. Şöyle küçük küçük bir dolaşalım bakalım. Geldiğimiz yer aynısı gibi. Çünkü şu kayalıklar falan var işte. Ne bir şelale var. Şu uzaktan bir bakalım bir daha. Daha mı farklı görünüyor? Burada iki tane mi şelale var? Farkı bu mu? Çok da anlayamadım. Tamam, şurası geldiğimiz yere çok benziyor falan filan. Neyse bakalım. Şöyle küçük küçük bir gezelim bakalım. Yine burada balık tutabiliyoruz. Burada buraya inebiliyor muyuz ki? Buraya gidebileceğimiz bir yer var mı? Ya şuralarda yüzsek aslında ne kadar güzel olur. Yüzemiyoruz tabii ki. Olmadı. Etrafta kimse yok ki. Değişik insanlarla karşılaşabilirsiniz falan yazıyordu ama. Burada hiç kimse yok. Yani o yüzden çok da burasını sevmedim ben ya. Hiçbir şey yok çünkü yani. Çok bakir bir yer. Tam inzivaya çekilmelik. Neyse burası da böyle bir yer. Şu. Tamam işte bu o ev değil mi? Hayır. Burası başka bir ev. Dur bakayım şöyle bir uzaktan. Şuraya gelsen de. Bu neymiş? Ormanın içerisinde böyle bir ev var. Tam dediğim gibi inzivaya çekilmelik bir yer. Güzelmiş. Burada konaklayabiliyoruz sanırım. Her ihtiyacımızı görebiliriz. Evin içine de bir bakalım şöyle. Evet, evin içinde bir tane mutfak falan var. Yatak odası var, banyosu var falan. Güzel yani. Konaklanabilir burada. Kelebekler çok ilginçti. Çıkışta direkt bizi karşılayan. Neyse burası bu kadar. Şimdi gidelim başka bir dünyaya. Şu tatili bir sonlandıralım önce. Evimize bir dönelim. Şimdi artık hazırsanız gezegen değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir sizi uzaya götürmediğim kalmıştı. Onu da yapacağım. Evet. Sims'te bambaşka bir boyuta gidiyoruz.
Sims artık kendi açtı zaten. O yüzden şimdi bir de sizi uzaya götüreyim. Uzaya gitmemiz için Get to Work paketine sahip olmanız gerekiyor. Onun için şuraya hemen giriyoruz ve bir malzeme ihtiyacımız olacak. Hemen objeler kısmına girdim ve şuradaki tuvale tıklıyorum. Bu tuvalde şurada Steampunk diye bir şey var. Bununla roket yapacağız arkadaşlar öncelikle. Önce bir kendi roketimizi inşa ediyoruz. Ondan sonra da uzaya çıkacağız. Tamam. Sonra kızcağızımız geliyor. Buraya Wild diyor ve roketini inşa etmeye başlayacak. Bu aşama oldukça uzun sürüyor. O yüzden ben şimdi burasını hızlandıracağım. Yani bu kısım günlerce sürecek. Öyle söyleyeyim. Şöyle buradan köşeden de hileleri sürekli yani hileyle ihtiyaçlarını dolduracağım ki hani daha şey olsun, kolaylaşsın işimiz. Fakat gideceğimiz yer çok ilginç bir yer olacak. Sevdiğim üçüncü yerlerden bir tanesi diyebilirim. İki tanesi zaten ana oyunda var olanlar. İlk gittiğimiz, ikinci gittiğimiz maden. Bir de şimdi gittiğimiz yer çok ilginç. Yani böyle ışıkları, atmosferi ve görseliyle çok farklı bir yer oluyor. Yani güzel planlarım var. Bunlarla da ilgili tabii ki sonraki serilerde uygulayabileceğim. Ve kızımız gece gündüz demeden roketini yapmak için çalışıyor. Evet, artık roketimiz hazır. Yes, evet başardım, bravo. NASA'ya göndereceğim kızım seni, aferin. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Yine buraya tıklıyoruz. Şurada anahtar gibi yani ayar yapmamız gerekir. Buradaki en önemli şey Install Wormhole Generator var. Bunu eklememiz gerekiyor. Hemen onu da ekleyelim. Kızım işi bitmedi hala. Bakalım şöyle nasıl çalıştığını da azıcık izleyelim. Gel kız sana. Kaynak var. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Evet yaparsın sen. Senin yapamayacağın şey yok. Evet, tekrardan Continue Installing Wormhole Generator'a tıkladım. Ve kızımız tekrardan o generatörü şey yapıyor, kontrol ediyor. Travel through Wormhole diyelim. Evet ve sonunda dediğim yere geldik. İşte uzaya geldik. Hatta size şöyle tatlı şöyle etraf göstereyim mi? Çok güzel. İnanılır gibi bak şöyle uzay ışık göstereyim ve biraz daha yükseğe çıkalım. Çok güzel bir yer. Burasının grafiklerini çok beğendim. Böyle gök taşları falan görünüyor. Gezegenler görünüyor. Çok hoş. Şuraya bakar mısınız? Çok mistik ve değişik bir yer. Etrafa baktığınızda şu tarz şeyler çok fazla var. Ne olduklarını bilmiyorum. Ama bunlar koleksiyona falan katılıyorlar. Böyle çok garip bitkiler var. Çok güzeller de aynı zamanda. Şeye benzettim birazcık burasını. Avatar'ın o böyle gizli dünyası var ya. Birazcık oraya benzettim açıkçası. Şöyle
Sürekli bir ışıklı ışıklı ve garip bitkiler var. Bakın şuna. Şu da böyle bir uzay bitkisi. Hevesleyemiyor muyuz? Sonra yine buradan değişik madenler falan toplayabiliyoruz. Ha, bir de böyle uzaylı arkadaşlarımız var. Ben de acaba CC'lerden dolayı mı bunların kafası görünmüyor bilmiyorum. Eğer siz de görünüyorsa lütfen bana yazın. Onu bir CC'lerimi kontrol edeyim. Şöyle uzaylı arkadaş edinelim. Onunla konuşalım falan. Yani neden olduğunu dediğim gibi bilmiyorum. Kafaları görünmüyor. Şeyi de açtım. Hani kas ekranı falan açtım. Orada da göremedim. Neden olduğunu bilmediğim şekilde bu arkadaşların kafası bende görünmüyor. Sadece ağzı görünüyor. Ya yani uzaylı oldukları için mi bu şekilde? Tam da bilemiyorum açıkçası. Şuna baksanıza. Kafası yok, sadece ağzı var. Ya bana sanki CC'lerle alakalıymış gibi geliyor. Ama hangisidir bilemiyorum. Ve çok komik görünüyor böyle olması. Neyse, şuradan birkaç tane element falan toplayalım. Yani. Bak, burada bir tane var ve hepsi böyleler yani. Çok fazla böyle kristal tarzı şeyler var. Hani bayağı buraya gelip köşe olabiliriz. Baksana da çok güzel şeyler var yani. Balık falan tutabiliyor muyuz bakayım? Yok mu burada, balık tutamayacak mıyız? Ya balık falan tutmuyoruz orada. İşte bunlar hiçbirini yüzemiyor oluşumuz çok kötü. Şuradan böyle bir şelale akıyor falan. Evet, yıldızlar kayıyor ve wow. Başka gezegen, ha şurada bir tane daha gezegen görünüyor. Çok güzel yani, burasını çok sevdim. Sadece ne biliyor musunuz? Yani keşke şu taraflara falan da gidip böyle gezebiliyor olsaydık. Bir de yani şu suya girebiliyor olsaydık falan. Mesela şey, hani yüzme seviyemiz çok ileride olduğunda bari girebilseydik. Hani azken tamam giremiyor olabilirsin, boğulabilirsin orada falan diye ama yani sonrasında girebilirdik bence. Ama bir sürü uzaylı var. Hiç tab ekranından bir çıkayım. Evet, bak uzaylı görmüşüz. Yani işte burası böyle. Dediğim gibi bir sürü koleksiyonunuza katılabileceğiniz parçalar var burada. Ha, bunların benim için bir koleksiyon değerinden ziyade direkt paraya çevirmek yönü var. Yani paraya çevirirsin ve bir alien mı bulmuş? Bakalım neler bu? Oo, bir sürü şey bulmuş. Bir Copeland. Neyse tamam, işte burası da bu şekilde. Şimdi bir yere daha götüreyim. Bu zaten hani bu pakete sahip olanların büyük ihtimalle bildiği bir yer. Hemen şuradan geçitten geçip evimize geri dönerim. Haydi. Evet, geçit kapımızdan geçiyoruz ve evimize geri döneceğiz. Şimdi Realm of Magic paketine sahipseniz zaten bunu büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Ama ben yine de bir göstermek istedim. Şuradan yine travel diyelim. Bu aslında cadılar diyarına geçiş gibi bir yer. Yani hani bunun kapısı açılacak. Hemen şuradan haritalardan Glimmer Brook'a gidiyoruz. Glimmer Brook'ta olabilir, bilmiyorum.
Şimdi bizim gideceğimiz yer şu kapı. Bu kapıya gitmek için de ilk önce bu araziye bir tıklıyoruz ve oraya gidiyoruz. Aa, kış gelmiş, kar yağmış. Neyse şu uzaklaştıktan sonra nehri takip ediyoruz. Ve işte o kapı burada. Travel to Magic Room diyor. Oraya gideceğiz. Evet, şimdi Cadılar Ülkesi'ne bir geçiş yapacağız. Ben burasını da çok seviyorum. Dediğim gibi bir cadı şeyi ayarlıyorum. Zaten serisi ve çok güzel olacak bu da. Enter the Portal. Evet, portala giriş yapalım. Burası sihirli bir portal. Şimdi bu kapıdan girdik. Burada cadı olabiliyoruz bu arada. İşte büyüler falan öğrenebiliyoruz. Böyle bir yapı var. Şöyle duvardan bir kaldırayım. Şöyle bir yapı var. Yani böyle yerin dibine kadar geliyor. İşte burada büyü odaları, X odaları falan var. Şöyle kazan var. Kazanda büyü yapılıyor. Bu paket zaten çok daha ayrıntılı olarak o seriyi oynarken inceleyip öğreneceğiz, göstereceğiz falan. Üstüne çıkalım. Şurada da yine bir kazan var, bir oturma alanı var falan filan. Sonra burada 3 tane kapı var. Bu 3 kapı hepsi farklı yerlere gidiyor. Mesela bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Bunlardan bir tanesi şöyle gidelim. Bir tanesi bunun çarşı gibi bir yerine gidiyor. Ondan sonra bir tanesi daha başka bir yere gidiyor falan. Çok büyük olduğu için tabii kızımız birazcık zorlanıyor. Aynı zamanda cadı da değil tabii ki bu kız. Hah, geçmişiz. O kapıdan şöyle bir yere geçtik. İşte burada İşte burada asalar satılıyor. Ondan sonra burada süpürge ve kristaller satılıyor. İşte büyü kitapları. Ondan sonra büyü malzemeleri falan filan satılan bir çok falan filan dedim bu arada. Böyle bir çarşı. Geriye dönelim. Döndük mü? Evet. Şimdi diğer kapıya gidelim. Diğer kapıdan da böyle bir yere geçiş yapacağız. Geldin mi kız? Neredesin? Heh, tamam geldim. Burası böyle bir ortam. Yani ne olduğunu çok da çözemedim aslında burasını. Böyle şeyler falan var herhalde. Bitkiler falan mı var? Neyse bu da böyle bir ortama geliyor. Sonra hangisine girmedik biz? Buna girdik. Şuna girmedik galiba. Mesela ben bu orta şeyi de çok seviyorum. Yani şu cadı paketini de seviyorum. Ama hala şöyle bununla ağız tadıyla oynayamadım. Hani böyle bir seri yapayım o yüzden istiyorum. Burası da böyle bir yere çıkıyor. Yani burasında çok büyük bir esprisi yok. En çok kullanılacak yer bence şeydir. Hani muhtemelen en çok kullanılacak yer çarşı falan olur. Ondan sonra da zaten işte burada da büyü hocaları falan var. Burada böyle düellolar yapıyorlar. İşte büyü düelloları. Şey seviyorsunuz, eğer Harry Potter falan seviyorsanız bence bu paketi de çok seversiniz diye düşünüyorum. Neyse dediğim gibi bunun çok daha fazlasını yapacağım seride zaten inceleyip öğreneceğiz. O yüzden ben şimdi buradan gidiyorum. Şimdi buradan gideceğimiz yer. Size son bir yer göstereceğim. Aslında orada farklı bir boyuta geçmiyoruz. Sadece işte bir nevi macera yaşamak gibi. Bunun için Slump Living paketine, ada yaşamı paketine sahip olmanız gerekiyor.
Oradan şu yanardağın olduğu kısma geçiyoruz. Bu arazi boş da olabilir. Çok önemli değil. Şurada yanardağ var ve biz de bu araziye gidiyoruz şimdi. Şimdi size şöyle yine uzaktan göstereyim. Kızımız burada. Şurası yanardağ. Bizim gideceğimiz nokta şu tarafta kalıyor. Nasıl ilerleyeyim? Ha. Şurada böyle bir böyle batık gemi gibi bir şey var, tamam mı? Batık geminin hemen çapraz köşesinde şurada bir mağara var. Siz de muhtemelen şu seçenekler çıkmayacaklar. Sadece explorer çıkacak. Siz buraya explorer yapacaksınız, yapacaksınız. Buradaki harita tamamlanacak. Şu anda benim harita tamamlandı. Dediğim gibi ben oyunu bir kez çektiğim için diğer kızı da bir kere çektim. Bu kızı da bir kere çektim. O yüzden şu harita ikisine de tam. Ama deneyelim. İşte burayı explorer yaptığımızda ya da sonrasında şunlar falan çıkacaklar. Onun ardından işte fok balıkları gördü diyor. Ne bileyim bir yengeçle karşılaştı diyor. İşte deniz kızlarının sesini duydu falan diyor. Buraya gidip bir tane meyve var. Bu meyveyi yedikten sonra kızımız deniz kızına dönüşebiliyor. O meyveyi bulmanın yolu da bu geçitten geçiyor. Yani burasının esprisi tamamen bu. Hani böyle bambaşka bir yere geçmiyoruz. İşte travel cave diyelim. Search for wildlife diyelim. Discovery National Wonder diyelim. Ondan sonra aynı şekilde haritayı da, haritadan da böyle seçeneklerde bulunabiliyorsunuz falan. Kız içine giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor yani. Böyle hani başka bir yere gideyim, orasını keşfedeyim diye bir şeyimiz yok. Dediğim gibi sadece, ha işte şu. Mermedik kerp. Bu meyveyi bulduktan sonra bunu yiyor ve yedikten sonra da deniz kızına dönüşüyor. Ha tabii bir de şeyler buluyor işte böyle ne elementlerdir ıvır zıvır şeyler buluyor. Ama bizim olayımız tamamen şu meyveyle alakalı. Ondan sonra şimdi onu yiyeceğiz. Hadi bir de kızımız deniz kızı yapalım, rahatlayalım. Ondan sonra da zaten videoyu kapatıyoruz. Çünkü gösterecek başka da bir şeyim kalmadı. Ha, öğrendikçe tekrar gösteririm o ayrı konu. Bu arada umuyorum ki ses çok kötü gelmiyordur. Çünkü mikrofonumun bozulması gerçekten kötü oldu. Şeyi görmüyor arkadaşlar. Bilgisayarıma bağlandığı noktayı görmüyor. O da çok büyük sıkıntı benim için. İşte burada hikaye çıkıyor köşede. Bunu okuyabilirsiniz. İşte yani şu an yunuslarla alakalı bir şeylerden bahsediyor falan. Ben bunları genelde Translate'ten çeviriyorum. Hani neymiş, ne değilmiş, ne anlatıyormuş falan diye. Çünkü gerçekten yani benim İngilizcem çok çok iyi değil. O yüzden bazen anlayamıyorum ve Translate'ten çeviriyorum. Türkçe'ye bak kullanmıyorum. Aynı zamanda İngilizcem gelişsin. Bir kelime katsam kendime ne olurdu falan. Neredesin kız? Çıkmadın mı daha içerisinden? Neredesin ya? Buraya gel hadi. Tamam çık oradan. Şimdi meyve yiyeceğiz ve seni kızılderili yapacağız. Ama ne kızılderisi be? Deniz kızı yapacağız. Ay keşke öyle bir şey de olsa. Ne kızılderili şeysi? Ne ya bunun hepsini ya. Sanıyorum ki şey yapması gerekiyor bunun için. Birazcık beklemesi falan gerekiyor. Ne oldu? Aa hava soğumuş. Adada da ilk defa böyle soğuk olması peki. Bize denk geldi. Şahane. Evet. Bakalım kızımız ne zaman şey olacak. Deniz kızı. Hemen şimdi sol taraftaki uyarılarda diyor ki garip duygular. Mermedik yosun yemekten. Cun'un zihni mercan refleksleri ve tuzlu suya doluyken aniden büyük bir su kütlesine girme isteği duyar. Aramaya cevap vermeli diyor. Hemen denize girmek istiyormuş kızımız. Sokalım denize. Tabii bu soğukta ölmezse. Hadi bakalım bir denize girsin. Bu arada bu meyveyi yitirerek deniz kızı hiç yapmamıştım. Aa, oldu mu?
Bu ne ya? Ne oldu? Kıtlama. Sen deniz kızı mı oldun? Ay gerçekten oldu. Vay canına. Hiç yapmamıştım. Bunu ilk defa yaptım. Evet, artık o bir deniz kızı. İşte böyle bir deniz kızına dönüştü. Çok güzel olmadı ama yani işte. Aslında ayakları neden böyle bilmiyorum. Neyse artık Jun bir deniz kızı. İşte böyle o meyveyi yiyerek de hop deniz kızına dönüştürebiliyorsunuz sinirinize falan filan. Neyse beni bu reklamı izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Artık burada videoyu sonlandırayım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.